sen geçmedin. Neredesin peki Sibel sen? Milli Edebiyat'tayım. Milli Edebiyat'ta. Hangi yazarda olduğunu sorabilir miyim ya da neresindesin? Şu an Milli Edebiyat'ın böyle son tekrarlarını yapıyorum. O da bitti. Cumhuriyet'e geçecektim. Siz Evet. yaptınız. Anladım. Peki, çok güzel. Bir sıkıntı yok herhalde, değil mi? Çalışıyoruz, devam ediyoruz. Yani evet. Güzel. Başlayalım mı o zaman Cumhuriyet dönemine? Başlayalım. Şunu şimdi önünüzde arkadaşlar hani sadece Sibel konuşuyor ama önünüzde konu anlatımlı bir kitap olursa çok güzel olur. Hani oradan benim önemli dediğim yerleri hani şu an benim notum elinizde yok sizin. Orada benim önemli dediğim yerleri arkadaşlar en azından hani işaretlerseniz biz derslerde konuştuğumuzda diyorduk yani Cumhuriyet dönemi çok uzun değil mi? Aslında uzun ama kolay, basit. Korkmanıza gerek yok. Çok net bir şekilde hani şey yapacağız inşallah halledeceğiz. Böyle anahtar sözcükler üzerinden gideceğiz. İşte hani benim önemli dediğim yerleri arkadaşlar sorulabilir dediğim yerlere odaklanın. Yoksa çok uzun bir dönemdir. Hani bitmeye böyle bitmez gibi görünüyor ama hani dediğim gibi korkmanıza gerek yok. Benim önemli dediğim yerlere odaklanın. İşte hangi eser gelebilir dediğim yerlere siz de odaklanın. Orası bizim için önemli arkadaşlar. Bunu bilelim. Şimdi Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı diyelim ve başlayalım. Genel özelliklerine bir bakalım arkadaşlar Cumhuriyet döneminin. Şimdi biz arkadaşlar sizinle Tanzimat'tan, Servet Fünun'dan, Fecati'den geldik. Milli Edebiyat işte o videoda anlattık. Biz böyle hani Batı Edebiyatı'na hani hayran olan bir dönemden geldik arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet dönemine yani bunların amacı ne? Konuşma dilini kullanalım. Artık Arapça, Farsça kelimeler olmasın. Halk bizim edebiyatımızı anlasın tarzında bir amaçları var. Bakalım bunu gerçekleştirebilecekler mi? Şimdi Cumhuriyet döneminin genel özellikleri. Arkadaşlar diyor ki konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark ortadan kalkmış ve dildeki sadeleşme çabaları devam etmiştir diyor. Bakın arkadaşlar bu çok önemli bizim için. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki fark ortadan kalkmış. Zaten Cumhuriyet döneminin amacı buydu arkadaşlar. Hani bu ikisini kaynaştıralım, halka ulaştıralım diye. Dilde sadeleşme. Evet, mesela biliyorsunuz Tanzimat'ta sadeleştirme çabaları var ama olmadı. Servet-i Fünun'da çok ağır bir dil kullanıldı. Hani halktan kopuktu ama Cumhuriyet onların tam tersi arkadaşlar. Halkın içinde bir edebiyat olacak. Şimdi edebiyat, ikinci maddemiz edebiyat bu dönemde toplumcu bir özellik kazanmış, gerçekçi bir anlayış hedeflenmiştir diyor. Bakın arkadaşlar şunlar bizim için önemli. Toplumcu bir özellik, gerçekçi bir anlayış. Zaten artık hani o Fransızlara özendiğimiz edebiyattan kurtuluyoruz. Toplumcu bir hale geliyoruz arkadaşlar. Diyor ki şiir biçimce daha da serbestleşmiş, aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almıştır. Şimdi arkadaşlar bakın aruz ölçüsü hani bizim hiç kopamadığımız aruz ölçüsü var ya değil mi? Mesela Tanzimat'ı düşünün, Servet-i Fünun'u düşünün. Sürekli bir aruz hayranlığı. Hani tamam Cumhuriyet'te de aruzu kullanan olacak ama artık biz arkadaşlar hece ölçüsü olayına giriyoruz. Ve de Cumhuriyet döneminde arkadaşlar günlük konuşma dili kullanılmıştır diyoruz. Diğer bir maddemiz arkadaşlar diyor ki roman, hikaye, tiyatro, şiir ve öğretici metinlerde önemli gelişmeler olmuştur. Evet, hani çok çok ve üst seviye şeyler yazılmıştır. Cumhuriyet döneminin temelinde Atatürk ilkeleri, inkılaplar ve İstiklal Savaşı vardır. Ha, peki, yani Cumhuriyet döneminde arkadaşlar en çok ne işlendi? Atatürk ilke, inkılaplar, İstiklal Savaşı bunlar işleniyor. Milli Edebiyat döneminde başlayan halka inme devam etmiştir. Evet, zaten Milli Edebiyat'ın amacı oydu arkadaşlar. Türk halkı her kesimiyle edebiyata girdi. Edebiyat İstanbul'un sınırlarını aşmıştır. Evet, bakın arkadaşlar bu çok önemli. Her kesimiyle edebiyata giriyor. Edebiyat İstanbul'un sınırlarını aşıyor. Biz mesela düşünün arkadaşlar Servet-i Fünun'da, Fecati'de İstanbul'dan çıkabiliyor muyduk? Çıkamıyorduk değil mi? Mesela köyü anlatan ilk romanımız hangisiydi? Karabibik. Evet, Karabibik. Yazarı kimdi? Mavizade Nazım. Çok güzel. Aynen.
Orada mesela sadece çıkabilmiştik ama genelinde kesinlikle bizim İstanbul dışıyla hiç alakamız yoktu. Evet. Türk arkadaşlar, diğer maddemiz Türk halk sanatları ve folkloru ön plana. Türk halk sanatları, folkloru, yani Türk kültürü ön plana çıkmış ve işlenmiştir diyor. Hani Cumhuriyet'te tamamen arkadaşlar böyle, nasıl diyelim, bizim toplumumuzda olan şeyler işlenmiştir. Onu bilelim. Genel özellikler bu. Yani çok önemli bir kısım değil aslında arkadaşlar. Mesela hiçbir soru şu şekilde gelmez. İşte hani genel özelliğidir veya değildir diye. Bizim için önemli olan daha çok böyle yazarlar kısmı. Onlara gelelim. Arkadaşlar, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında roman ve hikaye çok çok önemli. Ki Cumhuriyet döneminin nasıl diyelim, yani bütün özelliklerini yansıtan roman ve hikayedir arkadaşlar. Çok fazla o özellikleri görebiliyoruz. Şimdi biz Cumhuriyet döneminde arkadaşlar şöyle, mesela roman ve hikayeyi, işte toplumcu gerçekçiler, bireyin iç dünyasını işleyen, değil mi? Böyle başlıklara ayıracağız. İşte modernizmi işleyen, Orhan Pamuk falan gibi. Biz bunları bu şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Çok daha hani şey olacak, net ve kafanızda kalır şekilde. Ya dört zaten ana şeyi ayıracağız. O yüzden kalıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim toplumcu, gerçekçi, roman ve hikayeye. Yani şu başlığı gördüğümde arkadaşlar benim aklıma şunun gelmesi gerekiyor. Köy, köylü, ağa, işçi sınıfı, kırsal kesim, bunların yaşadığı sorunlar. Bir defa bu başlık gördüğüm an benim aklıma onun gelmesi gerekiyor. Diyor ki köy, köylü, işçi ve toplumsal sorunlar ele alınır. Evet arkadaşlar, bu toplumcu, gerçekçi, roman ve hikayenin en büyük özelliği. Konuşma dili kullanılmıştır. Kesinlikle. Zaten halk nasıl anlayacak yoksa. Gözleme dayalı bir anlatım vardır diyor arkadaşlar. Tabii ki gözlem varsa, mesela realizm değil mi arkadaşlar? Hani gerçekçi bir anlayış vardır. Çünkü ne yapıyorsun? Gördüğünü işliyorsun. Yazar gözlemliyor, görüyor. Onu eserlerinde anlatıyor. Arkadaşlar, roman ve hikayenin dini, ahlaki ve sosyal bir amacının olduğu savunulmuş, tezli romanlar yazılmıştır. Şimdi o zaman tezli romanlar yazılmıştır derken, tezli roman ne demekti arkadaşlar? Fikrini söylemek isteyen var mı? Yok, peki. Şu arkadaşlar, eğer siz bir amacı, yani roman yazarken bir amacınız varsa, bir konuyu iletmek istiyorsanız, bir tezi öne sürmek istiyorsanız, o yazdığınız romanlar artık tezi romanlar oluyor. Toplumcu gerçekçilerin tezi ne? Köylüyü, işçiyi, kırsal kesimi anlatalım. Bunların hayatını değiştirelim. Daha refah seviyeye çıkaralım. Tez o yüzden tezi roman oluyor doğal olarak. Görüşlerini toplumla paylaşmak ve halka yol göstermek. Bakın arkadaşlar, bence burası çok önemli. Halka yol göstermek amacıyla kullanmışlardır diyor. Bu akımın temsilcisi olan yazarlarımız genelde, evet burası önemli, köy enstitüsü mezundur arkadaşlar. Yani kendileri de aslında köyden, köyün içinden o eğitimi alarak da geliyorlar. O yüzden de güzel eserler ortaya çıkarıyorlar. Şimdi yukarıda tekrar bahsettiğimiz arkadaşlar, toplumcu, gerçekçi, roman ve hikayede biz güçlü, güçsüz karşıtlığı, zengin, fakir çatışması, ağa, köylü, burası önemli, işte imam, öğretmen karşıtlığı, köy sorunları, bakın bu eserlerin temel konusudur diyor. Evet, gerçekten de bütün eserlerde, mesela Orhan Kemal'i, Yaşar Kemal'i düşünün değil mi arkadaşlar? Çukurova'yı anlatırken o ağaların işte yaptıkları zulüm, halkın çektiği sıkıntılar çok güzel şekilde anlatılır. Toplumcu, gerçekçi, roman ve hikayede kimler var? Şöyle hızlıca sayacak olursam. Talip Apaydın, Samim Kocagöz, Dursun Akçam, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal falan falan. Zaten hepsini teker teker işleyeceğim için arkadaşlar, özelliklerini bitirdik. Biz şimdi haydi başlayalım Sabahattin Ali'den. Sabahattin Ali arkadaşlar toplumcu gerçekçilerin çok çok önemli bir yazarı. Ya zaten düşünün, Kuyucaklı Yusuf, yani işte içimizdeki şeytan, Kürk Mantolu Madonna, ki bence bunlar klasikler arasında, ki zaten öyle. Bizim için önemlidir. Zaten çok da sorulur.
birinci maddemiz diyor ki arkadaşlar, Mopassan tarzı öykücülük ile sosyal sorunları köy ve kasaba gerçeğini anlatmıştır. Şimdi önce şunu sorayım. Mopassan tarzı ne demekti arkadaşlar? Klasik mi yoksa yani durum mu, olay mı? Hangisiydi? Olay. Evet. Olay hocam. Çok güzel. Olay. Olay öykücülüğü. Olay öykücülüğü ile diyor sosyal sorunları köy ve kasaba gerçeğini anlatmıştır. Evet. Edebi hayatına şiirle başlamış. Yani kısmen önemli olabilir arkadaşlar. Mesela gördüğüm sorularda bazen onu bir yere böyle yerleştirebiliyorlar. İşte şiire başlamış diyor, devamını getiriyor. Hece ölçüsünü ve halk şiiri özelliklerine yer vermiştir. Daha sonra roman ve öyküye yönelmiştir. Önce şiir, sonra bırakıyor. Ya diyor, benim halkın sorularını anlatmam lazım. Hani daha net ulaşmam lazım. Şiiri bir kenara bırakıyor. Diğer bir maddemiz. Arkadaşlar, çevre tasviri ve psikolojik tahliller. Evet, kesinlikle çok başarılı. Ki Kürk Mantolu Madonna bunun en güzel örneği. Tasvir, tahlil harika. Psikolojik tahlil güzel bir şekilde yapmıştır. Anadolu gerçeğini ezilen insanları onların içinden biriymiş gibi anlatır. Evet, bu kısım önemli arkadaşlar. İlk romanı olan Kuyucaklı Yusuf, Türk Edebiyatı'nın toplumcu gerçekçiliği yansıtan en önemli ve ilk örneğidir. Ha, o zaman ne diyelim arkadaşlar? Bakın şurada diyor ki, Kuyucaklı Yusuf, toplumcu gerçekçiliği yansıtan en önemli ve ilk. Evet, zaten odur. Yani Kuyucaklı Yusuf'un bizim edebiyatımızdaki en büyük özelliği de budur. Romanın baş kahramanı Yusuf'un şahsında Anadolu gerçeği anlatılmıştır. Evet arkadaşlar, Kuyucaklı Yusuf'un içeriği gelebilir. Mesela hani hep şey yapıyoruz ya, mesela hangi eserin içeriği gelir, en çok merak ettiğimiz şeylerden biri bu. Yani onun içeriğini sorabilirler arkadaşlar. Zaten baş karakter Yusuf'tur. Bu elinizde olan kitaplarda arkadaşlar roman özetleri var. Hani bazılarında limit falan vardı, ben hatırlıyorum. Yani lütfen onlara da hani en azından günde bir tanesini okusanız bile kalıcı oluyor. Gelelim Kürk Mantolu Madonna adlı eserinde de bir aydının iç çatışmaları anlatılmıştır diyor. Arkadaşlar, bu aydın kim? Raif. Bilmiyorum, Kürk Mantolu Madonna'yı okuyan var mı ki? Vardı herhalde ya. Vardı değil mi arkadaşlar? Var mı okuyan? Var hocam, okuduk. Okudunuz değil mi? İçeriğini hatırlıyorsunuz. Evet hocam, hatırlıyorum. Aha, mesela hani işte ne yapıyor? Gidiyor, tablodaki bir kadına aşık oluyor. Hatırladık mı arkadaşlar? Evet, hatırlıyorum. Tabloyu yapan kadın da yanına geliyor hatta. Daha sonra evet, birlikte devam ediyorlar. Aynen. Şu an ben Ta ile konuşuyorum galiba. Ta değil mi Ta'cığım? Evet hocam. Sesiniz, benim sesim de garip geliyor muhtemelen de arkadaşlar. Sesiniz biraz değişik. Benimki de garip geliyor. Çok mu kötü Ta ses? Bilmiyorum. Yok hocam, seninki normal, o kadar kötü değil. Yani anlaşılmıyorsa biraz düzelteyim mikrofonu diyeceğim ama. Yok yok, gayet anlaşılır. Hiç sıkıntı yok. Gayet anlaşılır, tamam. Çok sevindim. Kürk Mantolu Madonna dedik arkadaşlar. Raif baş karakteri. Mesela bunun da içeriği gelebilir. Hani bu sene çok geleceğini sanmıyorum ama yine de bilmekte fayda var. İçimizdeki Şeytan adlı romanı otobiyografik. Arkadaşlar evet, otobiyografi ne demekti bu arada düz yazı türlerinden? Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılar değil mi arkadaşlar? Biyografide de başkasını anlatıyorsunuz. İçimizdeki Şeytan'da bu özellik var. Eserde bir aydının kendini bulma çabası anlatılır ki bu aydın Ömer'dir. Arkadaşlar bunu bilelim. Hani biz yukarıda dedik ya, psikolojik tahlillere çok güzel yansıtmıştır. Bence bu üç romanında, özellikle Kürk Mantolu Madonna'da, yani düşünün arkadaşlar, bir insanın tabloya aşık olması ve sonra gerçekten onunla karşılaşması çok şey, hani psikolojik olarak çok iyi işlenmiş bir eserdir diyoruz. Eserlerine hani bahsettik ama şiir demişim de arkadaşlar, şu yanlış. Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna. Arkadaşlar, Sabahattin Ali'nin hikayeleri de soruluyor. Kaan'ı, Ses, Değirmen, Sırça Köşk ve Yeni Dünya. Hepsini çizeceğim çünkü bu bütün şeyler önemli. Şiir olarak Dağlar ve Rüzgar, sadece bunu, yani çok sorulmaz sanmıyorum. Ama roman ve hikayeleri kesinlikle önemlidir arkadaşlar. Lütfen onu unutmayalım. Sabahattin Ali ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar.
Yani dediğim gibi anahtar sözcükler bizim için o önemli arkadaşlar. Mesela hani şu başa Mopassant dediğimizde çok aklımıza Sabahattin Ali gelmiyor. Ama soruya baktığın zaman bakıyorsun yerleştirmiş olabiliyorlar. Evet, Talip Apaydın. Şimdi arkadaşlar çok gelebileceğini, yani şöyle gelebileceğini derken şıklarda gelebilecek bir adam gerçekten. Hani direkt bunu mesela sormazlar ama şık elemek için bu adamı çok güzel kullanabilirsiniz. Kendi hayatından yola çıkarak köy hayatını anlatır. Genelde kırsal kesimi, yoksul köylüleri ve buradaki insanların su, toprak, eğitim, parasızlık gibi sorunlarını. Yani bütün toplumcu gerçekçilerde olan aynı şey. Köy endüstri çıkışlıdır. Bakın kendisi de oradan geliyor. Romanları, doğup büyüdüğü Polatlı, Beypazarı, Eskişehir gibi yörelerde geçer. O zaman buraları bileceğiz. Arkadaşlar çünkü sorulara, ki eminim hani siz de karşılaşmışsınızdır. Mesela bunu içine koyuyor. Şu yöreyi anlatmıştır diyor. İşte şu Ankara, Eskişehir. Orada onu bilmekte fayda var. Önemli eserlerinden olan Sarı Traktör, ki zaten bu adamı anlatmamızın sebebi, emin olun arkadaşlar, bu romandır. Sarı Traktör adlı eserinde makineleşme ile birlikte meydana gelen sorunları işlemiş. Bakın içerik arkadaşlar. Makineleşme ile birlikte meydana gelen sorunlar. Bu önemli. Sonra diğer bir romanı daha, Yarbükü. Arkadaşlar orada da su sorununu işliyor. Hani susuzluk, ağların işte suyu hepsini kendisi kullanması, hiç halka vermemesi falan filan. Bu şekilde karşımıza geliyor. Hani eserleri diyoruz tekrar. Roman, Sarı Traktör, Yarbükü, Emlioğlu arkadaşlar. Hikayesine gelecek olursak Ateş Düşünce ve de Hendekbaşı, şunu bilelim. Susuzluk diye bir şiiri var. Anı, karanlığın kuvveti sorulacağını sanmıyorum. Arkadaşlar Talip Apaydın. Hani ben anahtar sözcükleri tekrar söyleyecek olursam yine köy, köylü hayatı, köy endüstrisi, Polatlı, Beypazarı, Eskişehir, Sarı Traktör, Yarbükü. Bu kadar aslında. İnanın çok fazla bir şey yok. Samim Kocagöz'e gelelim. Şimdi arkadaşlar güçlü gözlemci yanıyla diyor. Bütün aslında toplumcu gerçekçilerde olması gereken. Köy romanının en önemli isimlerinden biridir. Yalın, sade bir dil. Evet, hani halk anlasın diye onu kullanıyor. Eserlerinde doğup büyüdüğü Batı Anadolu, bakın arkadaşlar yöreleri özellikle yazıyorum çünkü onu sorulara yerleştiriyorlar. Batı Anadolu yöresini anlattı, köylü, ağa falan filan yine aynı. Şuraya arkadaşlar ben bir yıldız atayım. Bunun Sem amca diye arkadaşlar bir hikayesi var, öyküsü var. Bu öyküyle dünya hikaye yarışmasında birincilik ödülünü kazanıyor. Zaten hani Türk toplumu bu adamı o sayede tanıyor arkadaşlar. O yüzden Sem amcayı unutmayalım. Eserlerine gelecek olursak roman arkadaşlar Kalpaklılar ve Dolu Dizgin. Şimdi bu iki roman bizim için çok önemli. Zaten orada da yazdım. Buralarda arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı işliyor. Biliyorsunuz ÖSYM özellikle Kurtuluş Savaşı'nı işleyen romanları sorabiliyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru sıkıştıracak olursam. Kurtuluş Savaşı'nı en iyi işleyen romanımız hangisiydi arkadaşlar? Cevap vermek isteyen var mı? Milli Edebiyat desem. Ateşten. Halide Edip adı var mı hocam? Evet çok güzel. Aynen. Neydi eserinin ismi? Halide Edip'in? Ateşten Gömlek. Evet süper. Aynen. İşte o bizim edebiyatımızda arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı en iyi işleyen romandır. Onu da hatırlatayım dedim bu arada. Kalpaklılar ve Dolu Dizgin'de de Kurtuluş Savaşı işlenmiştir. Onu bilelim. Bu iki eser önemli. Onun dışında arkadaşlar şu Bir Çift Öküz diye köylüyü çok güzel yine anlatan bir eseri var. Onu da bilmekte fayda var. Hikayesine gelecek olursam Sem amca ve Telli Kavak. İşte bunlar bizim için önemli. Samim Kocagöz bu kadar arkadaşlar, çok da önemli bir şahsiyet değil. Dursun Akçam arkadaşlar yine tamamen şıklarda gelebilecek biri. Çünkü ben hani Sabahattin Ali dışında hala şu an toplumcu gerçekçilerin en önemli şeylerini bahsetmedim. Hani Orhan Kemal olsun falan filan. Bunları aradan çıkarmak istiyorum o yüzden. Dursun Akçam arkadaşlar Kanlı Dere'nin Kurtları.
Ya bu romanıyla biz bu adamı biliyoruz. Ha nereyi? Anadolu'nun diyor ki çeşitli yerlerine sürgüne gönderilmiş, yazdıklarından dolayı gönderiliyor arkadaşlar. Sürekli böyle eleştiri eleştiri. Yönetim de onu sürgüne gönderiyor. Kırsal kesimi mizahi bir anlatımla, evet, şunun altını bence çizeyim. Ve de nereyi anlatıyor? Kuzey Anadolu'yu, yani arkadaşlar Kars, Ardahan yörelerini anlatmıştır. Şu roman Kanlı Dere'nin Kurtları. Arkadaşlar emin olun, bunun dışında ben kesinlikle bir şey soracağını sanmıyorum. Bir de dediğim gibi nereyi işlediği, Kars, Ardahan, Kuzey Doğu Anadolu, bu bizim için önemli. Dursun Akçam'da. Sadri Ertem, yine arkadaşlar çok önemli bir eseriyle, yani çok önemli bir eseri var aslında, onu söylemeye çalışıyorum. Hangisi olabilir sizce bu? Şöyle roman kısmına arkadaşlar bir bakalım. Hangisidir sizce? Çıkrıklar Durunca mı? Evet, çok güzel. Çıkrıklar Durunca arkadaşlar. Hikayesinden peki hangisi olabilir ya da duyduğunuz var mı? Hikaye kısmında, öykü kısmında. Evet. Bacayı yani, indir, bacayı kaldır mı hocam? Evet, çok güzel. Bunu duydunuz arkadaşlar. Şunu da duymuş olmanız lazım. Silindir şapka giyen köylü. Bu da sorularda gelebiliyor. Şimdi Sadri Ertem'in asıl mesleği gazetecilikmiş. Bakın anahtar sözcükler. Arkadaşlar dediğim gibi hani tekrar söylüyorum. Cumhuriyet dönemi çok uzun ama inanın planlı bir şekilde çalıştığınız zaman da çok kısalabiliyor. Sadece anahtar sözcük üzerinden gidin. Diyor ki bu adam, edebiyatın amacı kitleleri bilinçlendirmek, işte hani onlara yol gösterelim, uyandıralım falan filan. Peki Atatürk inkılaplarını, işte bakın arkadaşlar bu mesela çok önemli. Ben bunun öncesinde hiç böyle bir şey kurmadım. Atatürk ilke ve inkılaplarını toplumculukla bağdaştırmayı amaçlamıştır diyor Sadri Ertem. Onun için çok güzel bir soruluk cümle. Sanat kaygısı olmayan yazar, daha önce de hiç kimse için bunu söylemedim. Yazar, ağa köylü fabrika işçi ilişkilerini anlatmıştır. Tamamdır. Arkadaşlar roman, Çıkrıklar Durunca, onun dışında hani söyleyin derseniz hocam bir varmış bir yokmuş ama tabii ki şu benim için yıldızlı. Hikaye, silindir şapka giyen köylü, bacayı indir bacayı kaldır. Ben bazı sorularda arkadaşlar bay virgülü de gördüm. O yüzden onun da altını çizmek istiyorum. Gezi yazısı çok önemli değil. Bir vagon penceresinden. Sadri Ertem bu kadar arkadaşlar. Çıkrıklar Durunca. Onu unutmayalım. Gelelim Abbas Sayar. Hadi arkadaşlar bunun da önemli eserini söyleyin. Yılka At hocam. Süper. Evet. Bir tane daha bilmemiz gerekir. Hemen yanındaki. Çello mu? Can Şenliğini bence unutmayalım. Sonra Çello'ya geçelim. Ama dediğim gibi Abbas Sayar arkadaşlar eşittir Yılka At'ı. Ya bu. Başka bir şey yok. Nereyi anlatmış? Orta Anadolu'nun insanlarını, doğasını, yaşam tarzını, gerçekçi, ki bu hepsinde var zaten, bir bakış açısıyla anlatmıştır diyor. Abbas Sayar diyor ki, arkadaşlar yani bunu romanlarında da, Türk köylüsünün yaşamının değiştirilmesi ve iyileştirilmesi. Yani adam aslında sadece roman yazmakla kalmıyor, yol da göstermiş diyebiliriz. Roman, Yılka At'ı, arkadaşlar Can Şenliği ve Çelo gelebilecek olanlar. Hikaye, yorganımı sıkı sar, çok çıkacağını sanmıyorum. Şiir, şunun sadece gönül sandalı. Arkadaşlar bunu bilmekte hani fayda var. Çok gelmez ama Yılka At'ını unutmazsanız tamamdır. Evet, gelelim Mahmut Makal. Şimdi arkadaşlar yine tek bir eserle bilmemiz gereken yazar. Emin olun sadece Mahmut Makal'da şu var. Bu bizde arkadaşlar köy yazı yani köy romanı çığırını açan kişidir. Şimdi yine çoğunda olduğu gibi köy endüstrisinde yetişmiştir. Öğretmenlik yapıyor. Kendisi öğretmendir arkadaşlar. Yazarlık hayatına başlıyor. Bizim Köy adlı eseriyle köy yazıları çığırını başlatmıştır. Evet. Zaten en önemli budur. Arkadaşlar inanın başka bir şey yok. Onu bilmeniz yeterli. Gelelim Kemal Bilbaşar. Burada hangisi önemli arkadaşlar? Bakın mesela burada sırayla vermemişim. Bir romanlarına bakar mısınız orada? Cemo ve Memo mu?
Evet, süper. Cemo ve Memo. Arkadaşlar işte bu yani şu iki roman sayesinde bizim edebiyatımız aslında yer edinmiştir, öyle diyeyim. Kemal Bilbaşar kendisini diyor ki arkadaşlar halk yazarı olarak kabul eder. Anadolu'nun kasabalarını, köylerini, gelenek ve göreneklerini Kemal Bilbaşar'ın belki de diğerlerinden ayrı yönü budur arkadaşlar. Mesela şu gelenek ve görenekleri diğerlerine göre biraz daha fazla anlatıyor arkadaşlar eserlerinde. Tek farkı belki bu olabilir. Peki nereyi anlatıyor? Dediğim gibi yine özellikle ben bütün bunların hepsini yazdım. Batı Anadolu ki zaten arkadaşlar kendisi de orada yaşamıştır. Kendi memleketi olan İzmir, hani Manisa, o yöreleri anlatıyor. Aynı zamanda Kemal Bilbaşar'ın arkadaşlar hicivli, sert, gözlemci bir yönü vardır. Şöyle şunu yuvarlak içine almak istiyorum. Hani biraz diğerlerine göre daha böyle eğer eleştirmek istiyorsa sert bir şekilde yapabiliyor. Onu söyleyelim. Diğer bir maddemize gelecek olursak Cemo ve Memo. Zaten sordum, siz de söylediniz. Harika, biliyorsunuz. Peki burada ne işleniyor? Onu da bilelim arkadaşlar. Şeyh Said İsyanı, bakın, sırasında Anadolu'daki durumu anlatıyor arkadaşlar bize. Eserlerine şunun, evet, Deniz'in Çağrısı. Hani onlar dışında hangisi önemli derseniz arkadaşlar, bir de Ay Tutulduğu Gece. Onu da bilmekte fayda var. Cemo Memo, Ay Tutulduğu Gece, Deniz'in Çağrışı. Hikayesi de, öyküsü de var. O da Irgatların öfkesi diye arkadaşlar. Irgat işçi demektir. Hani çalışan demektir. Onu da söyleyeyim. O hikayesi bizim için önemlidir diyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar pardon başa. Şimdi arkadaşlar Sabahattin Ali'ye tekrar gelmek istiyorum. Bunu hani nasıl olsa biz bugün işleyeceğimiz kısmı hallettik. Tekrar Sabahattin Ali'ye gelecek olursak çünkü en önemli şu an anlattığım kişiler için de en önemli olan arkadaşlar. Daha çok önemli yazarlara gelmedik. Hani bunun Orhan Kemal'i falan var. Hepsi duruyor. Ama Sabahattin Ali'yi ben tekrar şey yapayım. Mopassant dedik. Arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Edebi hayatına şiirle başladığını, psikolojik tahliller ki eserlerinde az önce bahsettim zaten. Şimdi Kuyucaklı Yusuf'tan biraz daha yine bahsedeceğiz. Arkadaşlar Kuyucaklı Yusuf, biz aslında hani az önce bizim hani köy romanını başlatan bizim köy Mahmut Makal dedik ama Kuyucaklı Yusuf arkadaşlar toplumcu gerçekçiler içinde orada da altını tekrar çizdim. Hani en önemli ilk dedik ama mesela köyü ve köylünün çektiği sıkıntıyı en iyi görmek isterseniz Kuyucaklı Yusuf. Yani bu diğerlerinin çok çok önüne geçiyor. Çok da o konuda başarılıdır. Hani içeriği tekrar söyleyelim. Baş karakter Yusuf. Küçük yaşta arkadaşlar yetim kalıyor. Anne babası vefat ediyor. Bir akrabasının yanına gidiyor. Oraya yerleşiyor. Orada akrabasının yani yanında bulunduğu arkadaşlar akrabasının kızına aşık oluyor. Okuyan var mıydı bilmiyorum ama olay o şekilde devam ediyor. Hem hani hayat mücadelesi hem yanında olduğu akrabasının kızını sevmesi iki alanda psikolojik savaş veriyor diyebiliriz. Gelelim Kürk Mantolu Madonna. Az önce bahsettim arkadaşlar, onu geçiyorum o yüzden. İçimizdeki şeytandan biraz bahsedeyim. Tekrar. Dedik ki arkadaşlar biz otobiyografik roman. Pardon, konuşamadım. Otobiyografik romansa bu kim? Yani Sabahattin Ali kendisini biraz anlatmış olabilir mi? Olabilir, değil mi? Arkadaşlar aslında Ömer dediği kişi hani bir nevi kendi hayatından kesitlerdir. Hani yaşam tarzı, düşünceleri, içimizdeki şeytan da biz Ömer'in adı altında arkadaşlar. Sabahattin Ali'nin düşünce dünyasını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar Sabahattin Ali ile ilgili? Ya da merak ettiğiniz Yok bir şey hocam. yok. Yok hocam, sağ olun. Peki. Bunu geçelim. Pardon. Evet. Şimdi arkadaşlar
Hayır, yanlış sayfamız. Sadri Ertem. Şimdi tekrar Sadri Ertem'e geldim. Arkadaşlar, yani dönem içinde, hani ben hep diyorum çıkmış soru, çıkmış soru demiştim. Baktığımız zaman çıkrıklar durunca mesela arkadaşlar, tamam son 3 yılda falan gelmemiş ama onun öncesinde gelen romanlardan biri. Onun içeriğinden de biraz bahsedeyim size. Çıkrıklar durunca burada arkadaşlar aslında bir nasıl diyeyim, hani su sorunu anlatılıyor. Yani köylünün hani yine başlarında bulunan ağanın çok işte acımasız, sert olması, hani kötü davranması öyle diyeyim, anlatılıyor. Çıkrıklar durunca da bizim toplumcu gerçekçi romanlar içinde arkadaşlar köylünün hani o acı psikolojisini öyle diyeyim artık en iyi veren romanlardan bir tanesidir. Onu bilelim. Abbas Sayar'a yine gelecek olursak arkadaşlar, hani Yılkı Atı, şimdi Yılkı'nın ne olduğunu bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Bu hangi yörede ya, bu başıboş atlar dolaşıyor ya, Adana yöresinde çok var bildiğim kadarıyla. Oradaki arkadaşlar Yılkı Atı'nın aslında bir atı anlatıyor ama kastettiği kişi insanlar. Hani Yılkı Atı'nın nezdinde öyle diyeyim, insanların işte istekleri, hani iyi veya kötü, iyi veya kötü istekleri, düşünceleri, hani iyi bir insan olduklarında neler yapabileceği veya işte kötü bir insan olduklarında neler yapabileceği, o tarz anlatılıyor. Hani içerikten az da olsa bilginizin olmasını istediğim romanlardan bir tanesi diyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bir yazarı orada kaçırdım ama hangisiydi? Samim Kocagöz, bunu arıyordum. Burada arkadaşlar Sem amcadan bahsetti ki bu daha önce mesela çıkmış sorudur. Yılını hatırlamıyorum ama sorulan, karşımıza gelen yazarlardan biridir. Özellikle hani neden mesela Sem? Zaten yabancı bir isim. Arkadaşlar Amerikalı bir isimle bu şeyi yazıyor. Dünya Hikaye Yarışması'nda birincilik ödülünü alıyor. Ki o ödülü de yine Amerika'da alacak. Bu önemli ama onun dışında az önce yine bahsettiğim arkadaşlar Kalpaklılar ve Dolu Dizgin, içerik olarak bilmemiz gereken önemli iki romandan iki romanı, Kurtuluş Savaşı'nı işlediğini unutmayın. Bir Çift Öküz'de de yine arkadaşlar bir köylünün hani biliyorsunuz eskiden tarlalar şeylerle sürülürdü, hayvanlarla. Orada işte o öküzü ölüyor, hani başına bir sürü şey geliyor, onu anlatmıştır. Diyoruz. Sem amcadan bahsettim. Telli Kavak. Evet, ondan da bahsettim. Talip Apaydın'dan yine tekrar. Arkadaşlar bunları tekrar etmemin sebebi dediğim gibi hani çok önemli yazarlar gibi değil. Ama mesela şıklarda dikkat ettiğiniz zaman bunlar karşınıza gelebiliyor. O yüzden hızlı bir şekilde geçmek istemedim. Hani bir koca bir soruyu Talip Apaydın'a ayırmaz. Ama şıklarda elemek için konabilir. Ki yapıyorlar, bunu görüyoruz zaten. Şu kısım arkadaşlar, Polatlı Beypazarı, ki Polatlı neresi oluyor biliyorsunuz belki bazılarınız. Beypazarı Ankara, o yöre, kendisi de orada yaşamış bir kişidir. O kesimi anlatan bir yazarımızdır. Hani köy enstitüsü olduğunu söylemiştim. Sarı Traktör'den biraz daha bahsedelim içerikten. Şimdi arkadaşlar makineleşme ile birlikte meydana gelen sorun. Mesela gelen sorulardan biri de hocam hani makineleşme güzel bir şey, sorun nasıl oluyor? O şöyle oluyor. Şimdi arkadaşlar köylüler tarlalarda kendileri çalışırken pat diye bir de makineler gelince bütün köylü işsiz kalıyor. Çünkü onlar değil mi çapa yapan, şu bu yapan köylerin kendisi. Ama siz hani makineleri getirdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Birden onların işini elinden almış oluyorsunuz. İşte Talip Apaydın Sarı Traktör'de diyor ki makineleşme evet iyi bir şeydir ama bütün köylüler işlerini kaybettiği için kötü bir şeydir. Yani, hani sorun derken onu kastediyor arkadaşlar. Ondan bahsetmek istedim yine. İsminde zaten belli, traktör hani geliyor ve işin işlerini elinden alıyor. Yarbükü arkadaşlar burada da bir su sorunu şöyle anlatılıyor. Mesela işte hani tarla sulama dönemleri falan filan oluyor biliyorsunuz.
Burada da mesela ağa var. Ağa arkadaşlar bütün suyu kendisi kullanıyor. Köylüye kullandırtmıyor ya da vermiyor. Dolayısıyla köylü işini yapamadığı için hani işte ürün alamıyor. Daha fakirleşiyor. Yani bu eserde biz aslında hani ağa köylü çatışmasını, çatışmadan ziyade ağanın zulmünü çok rahat görebiliyoruz. Hikayesine gelecek olursak içerik kesinlikle gelmez. Ateş düşünce ve hendek başı bizim için önemli hikayelerdendir diyoruz. Bunu da bahsettik. Şimdi şunu sormak istiyorum. Arkadaşlar milli edebiyat falan hani oradayım dediniz ya. Günde mesela kaç soru çözüyorsunuz? Ya da soru çözüyor sadece musun? Sadece edebiyattan mı? Aha, evet sadece edebiyat için soruyorum. Yani bilmiyorum. Her gün edebiyat çalışmıyorum çünkü. Her gün edebiyat çalışmıyorsun. Aha. Hocam ben bitirdiğim her konuyla ilgili 3 kaynak bitiriyorum. Yeterli mi sizce? Bitirdiğim her konuyla ilgili 3 kaynak. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Ya her gün edebiyat çalışıyorsun o zaman. Değil mi? Ben öyle anladım. 2 günde bir oluyor hocam. Her ders mesela 6 dersim var. 6'sını da bir günde yapamıyorum. 3-3 bölüyorum. 2 günde bir tekrar etmiş oluyorum. 2 günde bir tekrar etmiş oluyorsun. Anladım. Yani şöyle ezber nasıl? Ne durumda peki arkadaşlar? Mesela yazar eser ezberlerken konuyla beraber mi bunu yapıyorsunuz yoksa ayrı yapıyor musunuz? Çünkü bizim için çok... Ayrı da yapıyoruz hocam. Konuyla da. Konuyla da. Hani şöyle yazar eser arkadaşlar gerçekten çok önemli. Ben derste de bunu söylemiştim. Hani bu yazar eserlerin özel olduğu böyle kart şeklinde ya da işte küçük kitaplar, cep kitapları şeklinde eserler var. Hani onları edinirseniz ya da hani şu an edinemezsiniz de muhtemelen çoğunuz zaten çıkamayacaksınız dışarı. Çıkamıyorsunuz. Ya o PDF falan da olabilir. İnternetten de indirebilirsiniz. Hani lütfen yazar eser ezberlemeyi unutmayın. Hiçbir şey bilmeseniz bile arkadaşlar bir soruda bir yazarı ya da eseri tanıdığınız zaman o soruyu yapabiliyorsunuz. Hani ben buna yıllardır bizzat şahit olmuş biri olarak yazar eser ezberlemeyi lütfen unutmayın. Mesela İslamiyet öncesinde tamam yok. İşte hani divanda çok fazla eser yok var ama Cumhuriyet dönemi ki bence tamamen yazar eserden oluşuyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Hani o yüzden lütfen ona önem verin biraz daha böyle bol bol yazar eser ezberleyin. Size çok faydası olduğunu göreceksiniz. Yani çok fazla böyle özellik, şu bu çok sorulmuyor. Zaten özellik sorulsa da arkadaşlar, hani o yazarın en önemli özelliği soruluyor değil mi? Yani az önce de bahsettim. Hani lütfen ona dikkat edin. Biraz daha yazar eser çok çok yani mesela bir gününüzü, 10 dakikanızı bile, hani 10 dakika çok az olur da ya hiçbir şey yapmadığınız bir anda yazar esere, ne bileyim eğer evde kardeşiniz, abiniz falan varsa, ablanız size soracak bir kişi de bulursanız çok daha faydası oluyor. Var mı böyle size soru sorabilecek biri arkadaşlar? Maalesef hocam hiç kimse yok. Yok değil mi? Kendi kendinize yapacaksınız artık. Hani onun çok faydası oluyor. Ben öğrenciyken de yapardım. Kalıcı oluyor arkadaşlar. Mesela sınav esnasında o kişinin sesini hatırlıyorsunuz. Jest mimiklerini hatırlıyorsunuz. Faydası oluyor. Hani yoksa da sorun değil. Siz